Merhabalar, yepyeni bir videoyla daha sizlerleyim. Şimdi bugün başlıktan da gördüğünüz gibi limit sizsiniz diyoruz arkadaşlar. Limit sizsiniz. Peki buradan ne demek istiyorum? Daha önce birçok videomda bahsettiğim gibi özellikle teknolojik gelişmelerle birlikte insanların günden güne yumuşadığına inanıyorum. İnanmama da gerek yok, görüyoruz zaten. Ya bakın çok basit bir örnek var. Ben çocuktum, 20 sene önce taşınıyoruz. Evimiz en üst kattaydı, 4. 5. katta. Ya adamlar her buzdolabını, kasayı falan sırtında alıp götürüyordu. Düşünebiliyor musun bunu? Şimdi ne var? Şimdi hop bir tane vinç kalkıyor oraya, oraya koyuyorlar. Eşyaları, ev eşyalarını zınk en aşağıya indiriyor. Mesela yürüyen merdiven nereden çıktı? Nereden çıktı? İnsan, asansör. Bunlar hep günden güne insanları tembelleştiren şeyler oldu. Bunun akabinde insanoğlu günden güne zayıfladı arkadaşlar. Bu konuya değineceğiz biraz daha. Şimdi baktığımızda birçok insanın işte farklı konularda şikayet ettiğini görüyoruz. Özellikle yani erkeklere baktığımızda ki ben şuna inanan bir insanım. Buna sık sık da değineceğim. Erkek doğmak lotodur. Loto. Sana doğarken birey gel buraya bak kadın erkek artısı bu eksisi bu seç birini demiyorlar. Erkek doğmak loto. Erkek olabilmek ve erkek olarak yaşayabilmek bir tercih meselesi. Ne demek istiyorum? Şimdi ben tabii kişisel gelişme ve borsa üzerine videolar yaptığım için, bu arada şunu da belirteyim, borsa ile ilgili bir video yarın gelecek, beklemede kalın, çok keyifli bir video olacak. Şimdi ne oluyor? Bana sık sık tabii erkeklerden mesajlar geliyor. 10 konunun 9'u, ben çok utangaçım, ne yapayım? En bayıldığım, kız arkadaşımdan ayrıldım, ne yapayım? Ya bunlar hayatta zorluk görmemiş, bir fanusta yaşamış ve aslında yaşamadan yavaş yavaş yok olacak kişilerin bakış açısıdır bu. Mantalitemizi değiştirmemiz lazım. Benim için mesela hani şalterlerin attığı ve hakikaten insanlık bitmiş, çok yumuşamış dediğim olay şuydu. 2021 yılı, Covid vurmuş. Artık işte ikinci kez mi, üçüncü kez mi kapanıyor İngiltere. Üniversite öğrencileriyle radyoda söyleşi yapıyorlar. Nasılsın, iyi misin, bilmem ne var ne yok. Diyorlar ki, mental sağlığın nasıl? Diyor ki bunlarda. Mental sağlığın fena değil ama böyle çok bitik bir ses tonuyla böyle ya mental sağlığın fena değil de daha da iyi olabilir falan. Yani ben bunu önce güldüm, yanındaki arkadaşım ne yapıyorsun, manyak mısın dedi yani. Ya arkadaş, mental sağlığın iyi değil. 21. yüzyılda dünya parmaklarının ucundayken mental sağlığın iyi değil. Peki nerede yaşamak isterdin sen? Nerede mutlu olacaktın sen? Birinci Dünya Savaşı'nda mı doğsaydın? İkinci Dünya Savaşı'nda mı doğsaydın daha iyiydi? Ya da bundan 200 sene önce mi doğsaydın daha iyiydi? Gelin arkadaşlar beraber bir beyin jimnastiği yapalım. Bundan 200 sene önce doğmuşsun. Ha. Erkeksen, ben burada erkeklerden örnek veriyorum. Hanımlar siz de yani ben sonuçta bir erkek olarak erkek problemlerini daha iyi anladığım için bundan örnek veriyorum. Siz bunun benzer örneklerini kadın mantığıyla düşünebilirsiniz. Şimdi bir erkek sen ne yapıyorsun? Ya askersin, ya çiftçisin, ya işte demir ustası falan zanaatle uğraşıyorsun. Başka iş yok zaten. Ha. Kadınsan da çocuk bakıyorsun, işte ne bileyim ben bahçeyle ilgileniyorsun vesaire. Akşam eve geldin. Ya bu dediğim 200-300 sene, 4-5 jenerasyon öncesi ya çok uzaklarda değil yani. Hepimiz dedemizi tanırız, dedemizin babasının resmini görmüşüzdür hepimiz. Dedenin babası dediğin zaten 150 sene önceye gidiyor. Değil mi? Bu dediğim ya o kadar yakın zamanlar ya. Şimdi 200-300 sene öncesini düşünüyorum. Akşam eve gel, hava kararıyor. Gaz lambasıyla oturuyorsun. Isıtıcı yok, şömine yakıyorsun. Çok güzel. Nasıl geçecek zaman? Ne yapacaksın? Karşılıklı oturuyorsun. Hanım sana bakıyor. Sen hanıma bakıyorsun. Karşılıklı kesişiyorsunuz. Hayat bundan ibaret ya. Bir gün oldu, iki gün oldu, üç gün, beş gün, on gün. Ömür mü geçer ya? Ömür mü? Bir ömür böyle geçiyor arkadaşlar. Her akşam. Şimdi ya ulan parmağımın ucunda bütün dünya, ya dünyanın en ünlü profesörlerine ulaşacağı bilgiler parmağımın ucunda. Veya işte dünyanın en büyük eğlencesi, dünyanın öbür ucundaki komedyenin efendim mesela komedi şovu, dünyanın bilmem neresindeki konserin videosu parmaklarımın ucunda. Sıkılıyorum, mental sağlığım daha iyi olabilir. Ne istiyorsun daha ya? Ne istiyorsun? Bakın günden güne yumuşayan, yani argo tabiriyle günden güne yavşayan bir nesille karşı karşıyayız.
Tamam mı? Bizim şımarıklığımız her şeyin bizde çok fazla olmasından kaynaklanıyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu devirde şeytan kulağına kurşun. Açlıktan ölme diye bir şey kaldı mı ya? Soğuktan donarak ölme diye bir şey tek tük. Yani herkese Allah sağlık şifa versin tek tük. Bunlarla karşılaşıyor. Ama genel olarak kaldı mı böyle bir durum? Yok. Yarın bir gün Allah korusun hepimiz, herhangi birimiz her şeyimizi kaybettik. Her şeyimizi kaybettik. Sıfırdan başlıyoruz. Bir tişört, bir pantolon, bir de ceket var. Bir yolunu bulursun değil mi? Açlıktan ölmezsin. İşte bilinçaltını bunun oluşturduğu rahatlık insanları bitiriyor şu anda. Bitiriyor. Bir, zannedersem Arnold Schwarzenegger'in bir kitabındaydı. Diyor ki, insan yürüyerek kendi beden gücüyle yapabileceği herhangi bir aktiviteyi asansörle, arabayla, efendim bisikletle bilmem neyle yapıyorsa ki bisiklette bir tık daha beden gücü var. Tembeldir diyor. Tembelleşir diyor. Mükemmel. Ve bunun içinde tabii günden güne şunu da belirtelim. Ailelerimiz, bak aile kendi anne babamız. Bizim iyiliğimizi mi istiyor? Yoksa bizim güvenliğimizi mi istiyor? Bak her anne baba istinasa her anne baba kendi işi dahi olsa ne der çocuğuna? Ya boş ver sen git bir yerde çalış. Niye? Çalışmak güvenli çünkü. Ay sonunda 3 lira, 5 lira, 10 lira maaşın geliyor. Ne geldiğini biliyorsun. Yatırımcı olmak, girişimci olmak zor. Niye? Sürekli bir bilinmeyenle uğraşıyorsun. Ailen bile senin aslında iyiliğini değil, güvenliğini istiyor. Limitlerinizi sürekli zorlamak zorundasınız. Sürekli yeni zorlukların peşinde koşmak zorundasınız. Bakın, benim çok fazla asker arkadaşım var Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Buradan da hepsine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün vatansever askerlerine selam olsun. Şu anda, şu dakikada ya, şu dakikada, bak daha dün bana gelen mesaj var bir arkadaşımdan. Her gün temas sağlıyoruz diye. Belli bölgelerde nere olduğunu söylemem. Asker canla başla gırtlak gırtlağa mücadele ediyor. Bunlar da erkek. Öbür tarafta Ayşe beni reddetti ne yapacağım? Canın cehenneme ya. Herkes de erkek olmak zorunda değil zaten. Tamam mı? Erkek gibi yaşamak zorunda değil. Bizim işimize gelir. Rekabet azalıyor. Tamam mı? Yani düşünebiliyor musun sen şimdi? Erkeğin en temel güvenlik şeyi ne arkadaşlar? En temel özelliği. Bugünü bırak medeniyet diyor. Ben medeniyete de inanmıyorum zaten. Yani medeniyet hikayedir. Doğanın kanunları geçer. Güçlünün borusu öter. Bundan ibarettir hayat. Bak İsrail ağzını açabilen var mı? Bak Rusya Ukrayna'ya daldı. Hani nerede medeniyet? Yok öyle bir dünya. Her şeyi bir yana bırakalım. Her şeyi bir yana bırakalım. Baktığında insanlık tarihine, erkeğin en büyük özelliği ne? Gücü değil mi? Fiziksel gücü. Yani savunma özelliği. Ya şimdi bunu şöyle düşüneceksin. Sen bir kızla konuşmaya cesaret edemiyorsun. Kıza bilinçaltında verdiğin mesaja bak. Konuşmaya cesaret edemiyorsun. Şey mi yapacaksın yani? Evet Mahmut çok utangaç. Bir merhaba bile diyemedi ama eminim ben onun yanında kendimi çok güvende hissederim. Mantıklı geliyor mu size yani? Değil mi? Dertlerinizi büyütmeniz lazım ve limitlerinizin farkına aslında limitsiz olduğunuzun farkına varmanız lazım. Ne demek bu? Ne demek bu? Şimdi Osman Pamukoğlu emekli tümgeneral Hakkari Tugay komutanıydı kendisi. Terörün en zirve olduğu dönemlerde terörü orada ezen komutandı. Şimdi ona bir gün diyorlar ki ya Osman Paşa gidiyorsun işte 15 gün 20 gün 1 ay sınır ötesinde harekat yapıyorsunuz dağlarda kalıyorsunuz vesaire. Geliyorsunuz 3 gün sonra bir hareket daha nasıl oluyor diyor. Diyor ki Osman Pamukoğlu hiç kimse kendi bedenini kullanmadığı için limitlerini bilmiyor. Limitlerini bilmiyor. Dolayısıyla da ne oluyor? Herkes aslında kendine olduğundan zayıf zannediyor. Benim için bir kural vardır diyor. İşte neyse o yapılması gereken egzersiz yapacaksınız. Bayılanı alırım diyor. Hiç bayılan falan da yok diyor. Herkesin aklında olan olay diyor. Aynı mantık. Hiç kimse limitlerinin farkında değil. Niye kullanmasını gerekecek bir durum yok. Var mı? Şimdi zorluklardan sürekli olarak korkan bir jenerasyon var. Kadın veya erkek. Bu zorluk nedir? Bu zorluk bir sınavdır. Bu zorluk bir iş mülakatıdır. Bu zorluk fiziksel olarak güçlenmektir. Bu zorluk bakın ben dövüş sporu yapıyorum. Bakın al. Gözümde morluk. Niye? Antrenman maçında yumruk geldi. Bu çok normal. Şimdi bak buna bile bak bazı gerizekalı böyle dayak yedin diyecek. Şimdi yani bir dövüş sporundan anlamayan salaklarla dolu ortalık. Tamam mı? Ya bana şunu diyen var ya. Şunu diyen var. Düşünün. Düşünün. Ya ben boks yapmaya çalışıyorum. Burnum kırıldı diye korkuyorum. Çünkü burnum çok güzel. Ya bundan 200-300 sene önce
kılıcını kalkanını alıp, düşünsene şimdi ya askersin ya çiftçi, üçüncü bir iş yok. Kılıç kalkanı aldın, yanında baban, öbür tarafta arkadaşın, öbür tarafta kardeşin, savaşa gidiyorsunuz. Arkadaşın ölüyor, kardeşinin kolu kopuyor, babana bilmem ne oluyor, ölüsüne basıp devam ediyorsun, savaşıyorsun. Erkekler buyken burnum çok güzel kırılır diye korkarım haline ne ara geldi ya? Ne ara geldi ya? Ya bak, bugün bu devirde çeyrek erkek, çeyrek. Çeyrek erkek toplumun %99'unu hani tankın samanlığın üstünden geçtiği gibi ezer geçer yani. Felaket bir durum. Ne oluyor şimdi? Bütün bu zorluklardan sürekli olarak korkan kadın veya erkek. İş görüşmesi, efendime söyleyeyim, dediğim gibi sınav, bir kızla konuşmak, her neyse artık para kazanmak. Sürekli korkan bir nesil ne oluyor? Korkuyor, geri adım atıyor. Korkuyor, geri adım atıyor. Ve bunun sonucunda günden güne yumuşayan bir nesille karşı karşıyayız arkadaşlar. Ben niye dövüş sporu yapıyorum? Niye? Bak gözüm morardı, olabilir. Madalyadır bu ya. Lütfen madalyadır derken de ya, şunu da belirteyim yani. Bak şu dakikada belirli bölgede çatışan arkadaşlarım var benim. Biz o adamların keşke tırnağa kadar delikanlı olsa, en büyük onurdur benim için yani. Onlar ayrı. Onlar başımın tacı. Onları ayırıyorum ben. Onları ayırıyorum. Onun dışında şu gördüğün madalyadır ya. Cesaretlisin, ringe girebiliyorsun demek ki. Kaç kişi de var bu? Kaç kişi de var? Değil mi? Yani bunun akabinde bakıyorsunuz etrafa. Ben efendim ne var? İşte ben depresyondayım, sıkıldım, bunaldım, öf pöf. Ya dünya parmaklarının ucunda sıkıldım diye bir şeyim var ya. Ben bunu bilmiyorum diye bir bahane kaldı mı arkadaşlar? Dalga mı geçiyorsunuz size? Her şey parmaklarının ucunda. Ben bir işverenim. Bakıyorum işte birini aldık görüşmeye. Şunu ne yaptın? Ne yaparsın? Ha ben onu bilmiyorum. Dediği an var ya dünyanın en zeki adamı bitti benim için. Niye? Ya arkadaş, bu devirde bilmiyorum diye bir şey mi kaldı ya? Hı? Bu devirde bilmiyorum diye bir şey mi kaldı? Ve bunun akabinde mesela ben niye dövüş sporu yapıyorum? Çok basit. O ringe girdiğinde, dövüşürken, mücadele ediyorsun. Her aldığın darbe canını acıtırken, ha acı eşiğin artıyor vesaire. Ama öyle noktalara geliyorsun ki artık yediğin darbelerden ya beyin diyor ki bırak kendini yere. Bırak kendini yere. Niye? Yere bıraktığında kimse bir şey yapmayacak çünkü. Ama olur mu? O noktada artık dayanacak gücün kalmış. Bir nokta daha ileriye itebilmek işte seni diğerlerinden farklılaştırıyor. Dövüş sporları hayatın ta kendisidir. Daha geçen gün antrenmanda işte iki kişi böyle bir çok sert dövüştüler. Bir sürtüşme yaşandı. Antrenman maçı ciddi sokak kavgasına dönüyordu. Antrenör herkesi çekti köşeye, bir şey söyledi. Burada dedi bir boks salonu. Burada dedi avukatlar var, iş adamları var, finansçılar var, beni gösteriyor. O var, bu var. Ama burada dedi katiller de var. Birisi size sert vurduğunda iki seçeneğiniz var. Bir, ya ringden inersiniz, ki bunu biraz aşağılayıcı söylüyor, ya ringden inersiniz. İki, daha sert döner vurursunuz. Hayatın özeti değil midir bu aslında ya? Nerede, neyle, kimle karşılaşacağımızı bilmiyoruzdur. Dövüş sporu, milleti sokakta dövelim diye yapmıyoruz ki biz bunu. Ki zaten dövüş sporu yapan kavga etmez, o ayrı da. Burada amaç aslında hayatın kendini öğrenmektir. Her erkeğe tavsiye ediyorum, mutlaka yapmalı. En azından kendini savunmayı bilecek kadar yapmalı. Ha? Ya işte şey, burnum kırılır. Al ya, al ne olur yani. Allah, ben mor gözle video yapıyorum. Şimdi gelecek yorumları gör. Kendi gölgesinden korkan 3-5 lavuk yorum yapar anca, bir şey değil. Onun dışında herkese ilham olacağından eminim. Tamam. Limitlerinizi bilmiyorsunuz arkadaşlar. Limitlerinizi zorlamıyorsunuz. Yeni bize empoze edilen kültürde kadın veya erkek zorluklarla mücadele, zorluklardan kaçma öğretiliyor size. Hepimize. Tamam mı? Peki bunun üstesinden nasıl geleceğiz? Çok basit. Şu mantığı oturtmanız lazım arkadaşlar. Her gün, ama her gün canınızın istemediği bir şey yapacaksınız. Ya bir koşuya gideyim, aman uğraşamam, bugün yorgunum. O gün koşacaksın arkadaşım. Spora gittim, bir hareket yapıp zor geldi. Bir defa mı yapacaktım? 3 sefer yap. Her gün limit zorlamayı öğreneceksiniz. Her gün. Bak ben pazartesi günü gittim antrenmana. Çarşamba günü boksa gittim. Nasıl hiç canım istemiyor. Instagram'da hikaye paylaştım. Canım yapmak istemiyor ama gene de yapacağım diye. Ve muazzam dövüştüm o gün. Muazzam dövüştüm. Ve o antrenman bittiğinde onun sana verdiği özgüven ve gurur, yaşamayan bilemez onu arkadaşlar. Yaşamayan bilemez. Efendim,
Kitap okuyorsun. Ya yoruldum. Üçüncü sayfa uyku basıyor. 20 sayfa daha okuyacaksın. Ben bittim dediğin anda kendini biraz daha zorlayacaksın. Her ne yapıyor? Koşuyor musun? Yoruldun. 3. kilometreyi koştun, yoruldun. 500 metre daha koşacaksın. Kitap mı okuyorsun? 20 sayfada uykun mu geldi? Bir 15 sayfa daha okuyacaksın. Ders mi çalışıyorsun? Bitti mi işin? Bittiğine mi inanıyorsun? 3 saat çalıştın. 1 saat daha çalışacaksın. Ağırlık mı kaldırıyorsun? Burada bir tık daha dikkatli olun. Mesela senin ne çalışıyorsun sen? 10 tekrar mı yaptın? 11.yi bir zorla bakalım ne olacak? Veyahut ağırlıkları düşür, 100 kilo yapıyorsun, 90'a düşür, 13 tekrar yap. Tamam mı? Her gün ama her gün canınızın istemediği, sizi zorda bırakan bir şey yapacaksınız. Başarı buradan geliyor. Mantık şu, bakın arkadaşlar, zorluk dediğin kaçılacak bir şey değil. Zorluk nedir biliyor musun? Çimentodur. Binanın çimentosudur zorluk. Seni onlarla, ya bir bina işini nasıl yapacaksın? Çimentoyu alacaksın değil mi? Çimento ne oluyor? Donuyor, işte beton oluyor, bilmem ne oluyor vesaire. Çimento senin harmanındır. Zorluk, çimento bir binanın harmanıdır. Altyapısıdır. Zorluklar da bir insanın altyapısıdır. Kolay hayat diye bir şey yok. İki seçeneğiniz var hayatta. İki tane. Bir, ya bir şey olmanın zorluğunu yaşayacaksınız. Ki bunun süreci zor, sonu keyiflidir. Ya da, bunu iyi dinleyin, bir hiç olarak yaşayacaksınız. Süreç kolaydır, sonunda çok acı çekersiniz. Üçüncü bir seçenek yok. Kolay hayat istiyorum. Allah yardımcın olsun. Öyle bir dünya yok. Kolay hayat isteyen herkes ezilmeye, kaybolmaya, kaybetmeye mahkumdur. Bu kadar basit. Tekrar ediyorum, bu çok önemli bir cümle. Bütün videonun özeti bu. İki seçeneğiniz var. Ya bir şey olacaksınız, o bir şey olmak için onun süreci zorlayacak sizi. Süreç çok acılı olacak, zor olacak, vazgeçmek isteyeceksin, insanlar tarafından hor görüleceksin, kaybedeceksin, kendinden şüphe edeceksin. Çalışacaksın, daha fazla çalışacaksın, sonuç gelmeyecek, çalışmaya devam edeceksin, sonuç gelmeyecek, çalışmaya devam edeceksin, tak! Bir gece diyecekler ki bu adam başarılı oldu. Veya, ben rahatım baba ya, devam. Değil mi? Süper, ne güzel. Rahat, devam et. Ne kadar keyifli. Bugünün rahatlığı yarın senden çıkacak. Hayat herkesten bir şekilde intikamını alıyor. Yapmadığın her, kaçtığın her zorluk bir yerde karşına çıkıyor senin. Dolayısıyla şunu unutmayın. Limit sizsiniz arkadaşlar. Limit sizsiniz. Ya bir şey olmak için zorluk çekeceksiniz. Sonunda mutlu olacaksınız. Ya da kaybolup gideceksiniz. Bugün rahatken yarın sürüneceksiniz. Tercih sizin. Umarım bu videodan fayda sağlamışsınızdır. Hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin benim her verdiğim mesajın gittiği bir yer vardır. Herkesin bilmesine gerek yok. Kahraman askerlerine buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bugün bu videoyu yapıyorsak, bugün burada biz rahatça konuşabiliyorsak, rahatça sohbet edebiliyorsak, aldığımız nefeste hakkınız vardır, hakkınızı helal edin. Sırtımızda cennete taşısak size emeklerinizi ödeyemeyiz. İyi ki varsınız. Sizlere minnettarız. Hepinize saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın.